Evet sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Mart ayı örnek sorularıyla beraberiz. İnşallah faydası olur. Başlayalım birinci soruyla. Arkadaşları ile sinemaya gidecek olan Sercan, kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almıştır. Aşağıda Sercan'ın aldığı sinema biletlerinin ücretleri verilmiştir. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret, İndirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Buna göre Sercan en az kaç tane sinema bileti almıştır diye söylemiş arkadaşlar. Evet. Şimdi 16 ile 16 ile 12'nin ekokunu alalım arkadaşlar. Madem toplam ödediği bilet eşitse fiyatı ekokunu alalım. Kaç yapar arkadaşlar? 48 yapar. O zaman tam biletten kaç tane alır arkadaşlar? 48 ise tam biletten 16 tanesi bir bilet. 48'i 16'ya bölüyorum arkadaşlar. 3 tane alır. 48'i 12'ye bölüyorum. İndirimli biletlerden de 4 tane alır. Toplamda kaç tane olmuş oldu arkadaşlar? Toplamda 7 tane almış oldu. Cevabımız B şıkkı. Güneş enerjisi paneli, sokak lambaları, gün içinde panelde depolanan elektrik enerjisinde hava karardığında otomatik olarak yanarak tüketmeye başlamaktadır diye söylemiş. Yukarıdaki görselde verilen sokak lambasının dikdörtgen şeklinde güneş enerjisi paneli gün içinde üzerine düşen güneş enerjisinin 1 bölü 3'ünü elektrik enerjisine dönüştürüp depolamaktadır. Yandığında saatte jül elektrik enerjisi tüketen ve bu sokak lambasının bulunduğu bölgedeki günlük santimetre kareye ortalama 3,24 çarpı 10 üzeri 2 jül güneş enerji düştüğü kabul edilmektedir. Bu sokak lambasının panelinde depolanan elektrik enerjisini kullanarak tam 9 saat yanması beklendiğine göre bu panelin üst yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce şurayı bir çevirelim. 2-0 gitti. 324 yaptı. Bakın. Günlük santimetre kareye ortalama bu kadar düşüyormuş arkadaşlar. Peki. Yandığında saatte arkadaşlar bu kadar güneş enerjisi tüketecekmiş. Burada güneş enerjinin 1 bölü 3'ünün elektrik enerjisine dönüştürüp depolamaktadır diye söylüyor. Peki bizden elektrik enerjisinin 1 bölü 3'ünü sormuş. O zaman 1 bölü 3 kaç yapar arkadaşlar? 108. Şimdi 108. Şimdi arkadaşlar 1 santimetre karede şöyle yapalım. 1 santimetre küpte santimetre karede. 1 santimetre karede arkadaşlar ne kadar elektrik depolanmış arkadaşlar? 108 elektrik depolanmış. Peki bize neyi soruyor? Yandığı saatte şunu da bir çevirelim arkadaşlar. Kaç yapıyor? 18 çarpı bir attırdım bir azalttım 10 üzeri 3. Evet. Saatte bu kadar güneş enerjisi tüketiyormuş arkadaşlar. Peki 9 saat yanması durumunda diyor. Bunu 9'da çarp. 9 çarpı 18 çarpı 10 üzeri 3 arkadaşlar. Yanmasına beklenildiğine göre bu panelin üst yüzeyinin alanı ne kadardır diye söylemiş. Ne kadardır diye söyleyelim arkadaşlar. X santimetre karedir diye söyleyelim. Yani ne yapacağım arkadaşlar? Burada şöyle içler dışları yapacağım. Bununla bunu çarpacağım. Bu çıkar zaten 1 olduğu için. Bununla bunu çarpacağım. Sonra bunu buna böleceğim. Yani demek biz arkadaşlar şurayı 108'e şöyle direkt 108 arkadaşlar bölelim. Değil mi? Burayı 108'e bölelim. 9'a böldüm gitti. 9'u 108'e bölersem kaçtır arkadaşlar? 12'dir. 6'ya böldüm arkadaşlar 2'dir. 6'ya böldüm kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Peki şu 10'da nedir arkadaşlar? Yanına verirsem 3'ün yanına 3000 değil midir arkadaşlar? 3000. 3000'i 2'ye böleceğim. 3000'i 2'ye bölersem 1500 yapacak. O zaman üst yüzünün yüzey alanı 1500 santimetre kare olur. Evet arkadaşlar, hayatı bir yüzeyinin alanı 200 santimetre kare olan kare şeklindeki bir kartonu aşağıda gösterildiği gibi ortadan ikiye katlayıp kesikli çizgilerle gösterilen yerlerden kesiyor. Hayat kestiği parçayı atıp kalan parçayı açtığında oluşan şeklin çevre uzunluğu nedir diye söylemiş arkadaşlar. Şuraya şöyle bir tane arkadaşlar kare çizelim. Peki buradan arkadaşlar buradan 2 kök 2 şurası da kaçtır arkadaşlar? 3 kök 2'lik bir bölgeye kesilmiş.
Yani şöyle oldu arkadaşlar. Peki buradan arkadaşlar 3 kök 2. Evet, şu uzunluk 3 kök 2. Peki böyle kesilince aslında 2 tane kesilmiş oldu. 2 kök 2, 2 kök 2. Şurası nedir arkadaşlar? 4 kök 2'dir. Şurası da 3 kök 2'dir. Evet. Bir de ilk yüzeyin alanı 200'müş. 10 kök 2'dir. Peki bizden neyi soruyor arkadaşlar? Hayat kestiği parçayı atıp kalan parçayı açtığında oluşan şeklin çevre uzunluğu nedir diye söylemiş. 40 kök, 10 kök 2, 10 kök 2, 10 kök 2. Şurası ve şurası da 10 kök 2. Toplamda kaç oldu? 40 kök 2 oldu. Artı ekstra olarak arkadaşlar ne geldi? Şu kenar geldi. Bakın şu iki kenar geldi. Hocam şurası da geldi. Burayı şu karşıyla aynı düşünün. Burayı karşıyla aynı düşünün. Burası var, burası var. Burası zaten 10 kök 2'ye eşitti. O yüzden bu ve bu da arkadaşlar 6 kök 2 de oradan geldi. Topladık. 46 kök 2 yaptı. Cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda aynı tavana sabitlenmiş olan özdeş KLMN lambaları verilmiştir diye söylemiş. Bu lambaların yerden yüksekliği en fazla olan L, evet. En az olan M, evet. L ve M lambaları yerden yüksekleri sırasıyla 3'e 2. Evet, yazalım arkadaşlar. L'nin yüksekliği 3'müş. Şu mesafe arkadaşlar 3'müş. M'nin yüksekliği arkadaşlar neymiş? 2'ymiş. Şu mesafede neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Evet. L lambasının yerden yüksekliği, K lambasının yerden yüksekliğinden farkı, L lambasının yerden yüksekliğinin L lambasının K lambası ile farkından, yani arkadaşlar şöyle çizgi çekersek, şöyle de çizgimizi çekersek, şöyle de çekersek arkadaşlar. Evet. Şimdi L lambasının yerden yüksekliği ile K lambasının yerden yüksekliğinin farkı, yani şu fark arkadaşlar. L ile K'nın farkı. K'nın yerden yüksekliği ile M'nin yerden yüksekliğinin farkından büyüktür. Yani şundan daha büyükmüş arkadaşlar. Şimdi şu mesafe 3'tü. Bu mesafe 2'ydi. Bunun arasında bir birim var değil mi arkadaşlar? Şunun şundan daha büyük olduğunu biliyorsak, buraya 0,6 desek, buraya ne diyeceğiz? 0,4 diyeceğiz. O zaman K'nın uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 2 birim burası vardı. M'nin dengine kadar. 0,4 de burası varsa arkadaşlar ne olur? 2,4 olur. Yani 2 ile 3 arasında olacak. 2'ye daha yakın olacak. Yani kök 4 ile kök 9 arasında olacak. Ama 4'e daha yakın. Yani ne olabilir? Kök 5 olabilir. Kök 6 olabilir. Kök 7 ile de kök 9, 8 de kök 9'a daha yakındır. Ya kök 5 olacak ya kök 6 olacak. Şıklara gidiyorum. Kök 6 var. Cevabımız B şıkkı. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Elif öğretmen santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş aynı uzunluktaki iki cetveli üst üste koyup aynı sayıdaki sarı cetvel üzerinde tam sayı taban mavi cetvel üzerindeki tam sayı ise kuvvet olacak şekilde üst ifadeleri oluşturmuştur. Elif öğretmenin cetvelleri yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde oluşturduğu üst ifade 1 üstte 0, 2 üstte 1, evet 2 üstte 1, 3 üstte 2, 4 üstte 3, 5 üstte 4, evet güzel. Elif öğretmen yukarıdaki konumda duran cetvellerden birini sola doğru, diğerini sağa doğru birer santim hareket ettirdiğinde aynı şekilde yeni üst ifadeleri oluşturmuştur. Aşağıdaki sayılarda hangisi bu üst ifadelerden biri değildir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar bir birim miydi? Yukarıdaki cetvelle duran birini diğerine sola doğru birer santim ettirip birer santim ettirecekse arkadaşlar bu şu tarafa gelecek. Yukarıdaki sola. Bu da sağa arkadaşlar bir birim ötelediğimizde birer santim ötelediğimizde evet. Bu sıfır arkadaşlar nereye gelecek? Buraya gelmiş olacak. Buraya bir gelmiş olacak. Buraya 2, 3, 4, 5 gelmiş olacak arkadaşlar. Bunu bu tarafa doğru, sağ tarafa doğru bir birim kaydırdığımızda, bir santim kaydırdığımız arkadaşlar, sıfır buraya gelecek. Bir buraya gelecek. İki buraya gelecek. Üç buraya gelecek. Dört buraya gelecek arkadaşlar. Beş de buraya gelecek. Evet. Ne olmuş olacak? 0 üstü 1, 1 üstü 2, 2 üstü 3, 2 üstü 3, 3 üstü 4, 3 üstü 4,
4 üstü 5 arkadaşlar olmuş olacak. 0 üstü 1 0 şıklar da yok. Gitti. 1 üstü 2 1 şıklar da yok. 2 üstü 3 8 arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Evet. İlk 5 soruyu çözdük arkadaşlar. Şöyle bir değerlendirelim. Sorular fena değil. Kolay, güzel. Yine güzel bir mantık muhakeme. Anlaşılır bir dil. Bir mantık, bir şekil üzerinden soruları yorumlama. Güzel. Çözebileceğiniz sorular herkese faydalı olabileceğine inanıyorum. Videonun açıklama kısmına da PDF'yi koyacağım. Tabii siz ilk önce PDF'sini çıkartıp soruları çözüyorsunuz. Sonra çözümleri izlemek için kanalıma geliyorsunuz. Aşağıda kitap satışı yapan internet sitesinin 2017-2019 yılında kullanıcı sayısının yaş gruplarına göre dağılımı verilmiştir diye söylemiş arkadaşlar. Toplam kullanıcı sayısını vermiş arkadaşlar. Peki buradan şunu bulalım. Mesela burada bir derecenin ne kadarlık kişiye tekabül ettiğini bulalım. 360'a bölelim arkadaşlar. Bunu 360'a bölersen arkadaşlar 15.000 yapıyor. Bunu da arkadaşlar 360'a bölersek 20.000 yapıyor. Bir derece burada buna karşılık geliyor. Evet bakalım. 2017-2019 yılında 45-54 yaş aralığında kullanıcı sayıları birbirine eşittir diyor. 45-54. Evet burası 30 derece. 30 derece. Dereceleri aynı ancak kişi başına arkadaşlar düşen insan sayısı fazla. O yüzden eşit olamaz. Burada bir dereceyi 15.000 ile burada bir dereceyi 20.000 ile çarpıyoruz. O yüzden eşit olamaz. 2019 yılında 16-24 yaş aralığında kullanıcı sayısı 2019. Nerede 2019? Burada 16-24 diyor. 16-24 neresi? Burası. Evet, bunun bir açısını bulmamız lazım arkadaşlar. Kaç yapıyor? 120. 90 ile 30 topla 120. 120 de burada var. 240. Bir 120 daha lazım. Ama 100 var burada. 20 olsun. O zaman buraya kaç kalacak? 100 kalacak arkadaşlar. Peki 100'ü bununla çarpıyorum. Kaç yapıyor arkadaşlar? 2 milyon yapar değil mi? 6 sıfır olur. Ve 2 milyon yapar. 2, 4, 6 tane sıfırımı attım. Kullanıcı sayısı 2017 yılına göre 650 bin kişi artmış. 2017 yılına bakalım arkadaşlar. 2017'de 16, 24, 90. 90 ile çarpacağız. Evet, kaç yapar? 90 ile bunu çarparsam 9, 45. Evet, 1 milyon 350 bin mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Buradan da çıkarttığımız zaman 650 bin kişi yapar mı? Yapar. Evet doğru arkadaşlar. İkinci öncülümüz doğru. 2019 yılında 35-49-44 yaş aralığında 2019'da 35-44 yani şu aralık. Kullanıcı sayısı 2017 yılına göre 600 bin kişi artmış. Evet bakalım. 90 ile çarpalım arkadaşlar. Bir kişiyi düşünecek olursak 90 ile çarpıyorum. 18 4 0 vardı. 90 ile çarptığım için 5 0 gelecek. Evet, güzel. Devam edelim. 2017'de 35 44 burası kaç derece yapacak? Evet. Toplayalım arkadaşlar. 360'tan çıkarırsak burada 80 derece yapacak. Peki burası 80 derece. 80 derece 15'ti arkadaşlar. Çarparsam kaç yapacak? Evet, 120. Evet, şimdi 2, 4, 2, 4, 6. 1 milyon 200 bin. O da 1 milyon 800 bin arkadaşlar. Fark 600 bin olacak. Fark 600 bin olacak. Bu da doğru söylüyor. Evet. Hangileri doğrudur diyor. 2 ile 3 cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, güzel bir soruyu da çözmüş olduk.
Evet arkadaşlar, karşılıklı iki yüzey kare ve diğer yüzeyleri eş dikdörtgen olan prizma kare prizma denir diye söylemiş. Uzunluğu 4 a santim olan yukarıdaki tahta aralarında 12 santimlik uzunlukları fark olan iki parçaya ayrılıyor. Daha sonra bu iki parça ortadan ikiye ayrılarak elde edilen 4 parça aşağıdaki gibi uçuca birleştiriyor. Bu tahtalar arasında kalan bir kare prizmadır. Buna göre bu kare prizma dikdörtgen şeklindeki yüzeylerinden birinin santimetre kare cinsinin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar şöyle, şurası x olursa şurası x artı 2 olacak şekilde paylaştırılmış. Toplam x artı 12 eşittir 4a oldu. Buradan bulalım. At diğer tarafa. Eksi 12 bölüyorum 2'ye. 2a eksi 6 oldu. Şu uzunluk 2a eksi 6. Şu uzunluk da 2a eksi 6 ama artı 12 de burada var. O yüzden burası ne olacak? Artı 6 olacak. Yani 2a eksi 6 yazdık. Artı 12 de burada varsa arkadaşlar şunları şunu toplarsam kaç yapacak? 2 artı 6 yapacak. Şimdi bu parçayla burada bakın iki tane taban var. Yani şöyle yanlamasına kare prizma ya arkadaşlar burası kare. Buranın uzunluğu 2a eksi 6 ama burada tabii bunu da 2'ye böldü. O yüzden burasıları ne olacak arkadaşlar? A eksi 3 ile a eksi 3 olacak. Aynı şekilde arkadaşlar burası da ne oldu? Ne bulmuştuk? 2 artı 6 yukarıda var yarısı. A artı 3 burada var. A artı 3'ünü de yukarıya verdik arkadaşlar. Tahtanın uzunluklarına. Evet, daha sonra bu iki parçaya ortadan ikiye ayrılarak elde edilen 4 parça diyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde tekrardan ikiye bölmüş olduk. Bizden buna göre bu kare prizma dikdörtgen şeklindeki yüzeylerden birinin santimetre kare cinsinin alanını gösteren ifade nedir diye söylemiş. Şimdi A artı 3 var. A eksi 3 var. Dikkat ederseniz hep A yani iki kare farkı var. Yani A artı 3 ile A eksi 3 çarparsak arkadaşlar mesela şu bölgenin alanı ne olmuş olur? A kare eksi 9 olmuş olur. O da cevabımız D şıkkı olmuş olur. Evet 7. soruda güzel bir soru. Evet olasılıkla cebirseli birleştirmişler arkadaşlar. 5 kart verilmiş. Kuzeyin bu kartlar arasından rastgele seçtiği bir kartın üzerinde yazan cebirsel ifadenin x küp eksi 4x cebirsel ifadesinin bir çarpanı olma olasılığı nedir diye söylemiş. Burayı x'in parantezine alırsam arkadaşlar x kare eksi 4 olur. Peki bu da x eksi 2 ile arkadaşlar x artı 2'nin çarpımı değil midir arkadaşlar? Evet çarpı x. Peki bunlardan hangisi bunun çarpanları olmuş oluyor? X eksi 2, x artı 2 olmuş oluyor. 5 taneden 2 tanesi bunun bir çarpan olmuş oluyor. Cevabımız B şıkkı. Evet 9. soruyla devam ediyoruz. Kare uzunluğu x birim olan kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki kağıt şekil 1'deki kağıdın sol kenarına bir birim uzaklıktaki doğru boyunca katlanıp şekil 2 oluşturuyor. Daha sonra kağıdın üst kenarına 2 birim uzaklıktaki doğru boyunca tekrar katılarak şekil 3 oluşturuyor. Sonra şekil 3'te kağıtların üst üste gelmediği kısım kırmızıya boyanıyor. Buna göre kırmızı boyalı bölgenin alanını veren ifade nedir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar buradan ne kadarlık bir kaybımız oldu? X'lik ya şey birlik şuradan şurası ne oldu arkadaşlar? X eksi 2 oldu değil mi? 1 burada var, 1 de burada var. X eksi 2 oldu. Aynı şekilde buradan da 2 ve 2'lik de burada var. O zaman burası da x eksi 4 oldu. Burası da x eksi 4 oldu arkadaşlar. Peki x eksi 4 ile x eksi 2'yi çarpacağız. Tek tek çarpabilirsin ama kısa yolumuz vardı. X ile x'i çarp x kare. Eksi 4 ile eksi 2'yi topla. Eksi 6 bunu ortaya yaz. Artı eksi 4 ile eksi 2'yi çarp. Buraya yaz arkadaşlar. 8 yapar. Cevabımız C şıkkı olur. Evet. Güzel bir soruyu daha çözmüş olduk. Evet arkadaşlar geldik 10. soru ve son soruya geldik. Luna Park'a giden Uğur oyuncaklarına binmek için Luna Park işletmesinin 2 TL'ye sattığı kartlardan bir tane alıp bu karta para yüklemesi gerektiğini öğrenir. Bu işletme bir karta yapılan her 9 TL'lik yüklemeye 2 TL'ye hediye yüklemektedir. Gişe görevlisine 20 TL verip para üstü almayan Uğur aldığı kartta yukarıdaki fiyat listesine verilen oyuncaklardan bazılarına birer defa biner. Buna göre oyuncaklarından hangisi Uğur'un binmiş olabileceği oyuncakları gösteren olası durumlardan biri değildir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar 20 TL'miz var. 2 TL'si
şeye gitti. Kart yüklettiğimiz için gitti. 18 TL'miz kaldı. Peki 18 TL'nin hepsini harcayacakmış. Öyle diyor. O zaman iki kere de her 9 TL için 2 TL hediyesi, yani 4 TL'lik hediye geldi. Toplam ne oldu arkadaşlar? 22 TL oldu. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi Uğur'un bilmiş olabileceği oyuncaklarını gösteren olası durumlardan biri değildir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar o zaman bakalım. Şimdi trene dönme dolap diyor. Dönme dolap ne kadar? 9 TL. Çarşıdan araba. Çarpışan araba. Kaç TL? 7 TL. Atlı karınca. 5 TL. Kaç yapar arkadaşlar? 9, 16, 21. Olabilir. 21 TL. 22, 21. Buna binmiş olabilir. Evet, direkt cevabı yapalım arkadaşlar. Çarpışan arabaya binerse 7 TL öder. Dönme dolaba binerse 9 TL öder. Trene binerse 8 TL öder. Toplarsam 16, 8 daha 24 TL olur. Ama evet, burada bu kişinin elinde ne kadar para vardı arkadaşlar? Uğur'un elinde 22 TL para vardı. 24 TL buna binemez. O yüzden cevabımız D şıkkı olur.